İl başkanımızı, Altıeylül Belediye Başkanımız, Karesi Belediye Başkanımız, bugün Balıkesir'imiz basınımla bir araya gelelim. 30 Mart 2014'ten bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak ne gibi faaliyetlerde bulunduk? Bundan sonraki hedeflerimiz neler? Bu konuda basınımıza bilgi aktaralım diye 2014'ün şu son günlerinde karar verdik. Bugün siz değerli basın mensuplarımızla bir aradayız. Değerli basın mensupları, tabii Balıkesir 18 bin kilometre kare alanda yarısı Güney Marmara, yarısı Kuzey Ege'de, bir kısmı da İç Ege'de bulunan 300 kilometre denize kıyısı olan yeraltı, yerüstü zenginlikleri, madenleri, termal suları, turizmi olan hem kültür, hem sanayi, hem tarım alanında öne geçmiş, Türkiye'yi besleyen bir il. Tabii bizler Balıkesir'imizin bu zenginliklerini ülkeye tanıtmak, dünyaya tanıtmak ve marka yapmak istiyoruz. Bununla ilgili tabii 2014-2023 stratejik eylem planı hazırladık. Nasıl Türkiye'nin 2023 hedefi var, bizim de Balıkesir olarak hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin 10. büyük ekonomisi olmak. Şu anda Türkiye'de Balıkesir 16. gelişmişlik seviyesinde, 16. derecede bulunuyor. Biz istiyoruz ki Balıkesir'i plaka numarası gibi 10 numaralı il yapalım. Şimdi 2014-2023 stratejik eylem planımızla ilgili bir görselimiz var. Onu size birlikte seyredelim. Yüzyıllardır Türk yurdu olan Balıkesir, eşsiz coğrafyası, muazzam doğası ve iyi tepeleriyle Osmanlı şehri kalbisi. Tarih boyunca sanat arasında yetişen Çıvan Merçeğir. Kurtuluş Savaşı'nın ateşleyicisi Kuvayi Milliye Şurası'nın ilk kapalıcılar, Alacan için. Sanayi, hizmetler ve lojistik sektörleriyle Kuzey Balıkesir
Tarım dayalı sanayi ve merkez kimliğiyle Güney Balıkesir, çeşitli turizm alternatifleri ve zeytin temasıyla körfez potansiyellerini aşağı çıkaracak öncü yatırımlar yapıyor. Bu bağlamda uluslararası düzeyde değiştirecek zeytin ağaca kadar kalın ve erden yeşil bir körfez planı. Su, aktivite, yani turizmin yaşanacağı bir çekim merkezi. Plan 10 ayına 1850 tekne bağlama kapasitesiyle körfez yer turizminde öne çıkacak. Oksijen deposu kazaları spor ve sağlık turizminde termal kaynaklarla desteklenerek markalaşacak. Burhan bir havaalanı ve deniz ulaşım bağlantısıyla 500 dönüm arazi üzerine desteklenecek Boğar ve Kondura merkezi İstanbul'un yükünü alacaktır. Yeşil plajlar, deniz parkları, şehir ve iskele meydanları, ekoturizm ve tarımsal teknolojiler, altın ikinci konutlar, nitelikli turizm alanlarına dönüştürülecektir. Ayvalık Körfezi, engellenen su sirkülasyonu nedeniyle kirli bir iç deniz haline almıştır. Küçük köyde dere genişletilere kaçıracak kanal ve Cumdağlısı'na bağlayacak köprü, körfezi temizleyecektir. Teleferik de aşılacak, yolcularına panoramik Balıkesir manzarası sunacaktır.
Kuzey Çevre'de Edirne Güzel Yardım Ülkü'nün Balıkesir merkezinde kalacak, yeni gelişme bölgelerine kalıcı bağlantılarla servis sağlayacak önemli bir ana arter olacaktır. Yüksek hızlı tren Balıkesir'den geçtiğinde kendimizin Bursa, İstanbul ve İzmir'e bağlantısını kuvvetlendirecek, bu merkeze daha hızlı ulaşım kent gelişimimize ivme katacaktır. Üçüncü yolumuz, kentsel. 16 noktada uygulanacak 6 kentsel projeyle doğrudan ve dolaylı 1.8 milyar lira yatırım ve 4200 kişilik istihdam sağlayacaktır. Kentsel imajı yükseltecek projelerden ilki Vagon Balıkesir. Balıkesir merkezinde kentin kuzeyi ve güneyini gören tren yolu ve tren yarı etkisi verecek, Vasıf Çınar Caddesi'nin yer altına alınmasıyla toplu taşıma merkezi bütünleşecek, proje 170 bin metrekarelik bir alanı kapsayacaktır. Milli Kuvvetler Caddesi ve Gazi Kulvarı'nın direkt bağlanacağı bir kent meydanına yedirilecek, alanda oluşturulacak ticari birimler ve konaklama ilgileriyle Balıkesir kent merkezinde prestijli bir alan oluşturulacaktır. Balıkesir halkının keyifli vakit geçirmesi için çeşitli fonksiyonlarla donatılacak vagon projesi içerisinde yeni tren garını ve yüksek hızlı tren istasyonu da içerecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve afet riski taşıyan yapılar bulunan Akıncılar, Ali Gören ve Mirza Bey gibi mahallelerde başlatılacak kentsel yenileme ve sağlıklaştırma projeleriyle kentin yaşam kalitesi arttırılacak, kentin tıkan damarları açılacaktır. Yeni gelişme bölgelerinin zemin açısından elverişli alanlarında uydu kentler yükselecek, Kuvayi Milliye ve 2. Sakarya mahalleleri kentsel imajı yüksek, kırsal dokunun ötesine geçerek kentsel dönüşüme rezerv, konut alanlarının adresi olacak. Bu projeler kentsel dönüşüme kaynak sağlayacaktır. İhtiyaçlara cevap verecek yeni ve modern bir büyükşehir binasının inşası hizmetlerin verimliliğini artırırken, gelişme alanlarında konumlandırılacak Büyükşehir Belediye Kompleksi oluşturacağı çekimle dönüşüm ve gelişimin önünü açacaktır. Dördüncü yılımız, ekolojik. 18 noktada geliştirilecek 4 farklı ekolojik proje için doğrudan ve dolayla 370 milyon lira yatırım yapılacak ve 600 kişilik istihdam oluşacaktır. Sanayileşmesi ve kentsel gelişime adım adım büyüyen Balıkesir Büyükşehir, ekolojik dengeyi gözetecek projelere hayata geçirecek, atık su ve katı atık yönetimini sağlayacak, arıtma, ıslah ve kontrol mekanizmalarıyla kent ve sanayi kirliliğinin önüne geçilecektir. Beşinci yılımız, sosyal. 32 noktada hayata geçirilecek 8 sosyal proje için doğrudan ve dolaylı 220 milyon lira yatırım sağlanacak ve 330 kişilik istihdam verilecektir. Kent mekanları, rekreasyon alanları, mesire alanları, gençlik merkezleri, konser ve etkinlikler. Balıkesir halkını sokağa çıkaracak etkileşim aktivitelerle sosyal hayata katılımı arttıracak projeler daha mutlu bir Balıkesir için mekansal altyapı üretecektir. Bu çerçevede öncelik kentin tarihi belleğinde önemli bir yer tutan Zanos Paşa Meydanı'dır. Tarihi hamamın önü açılmasıyla odağa alınacak Paşa Şahin tüm meydana hükmedecek, otopark alanının üzeri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde realize edilecektir. Kalesi Türbesi'nin öne çıkarılması ve ahşap konutun restore edilmesiyle meydan, Balıkesir'in tarihi ve kültürel kalbi olacaktır. Altıncı yılımız, engelsiz. 144 noktada hayata geçirilecek 10 farklı projeye kent yaşamına katılmanın önündeki engeller kaldırılacaktır. Engelli yaşam merkezleri, meslek edindirme kursları, düzenlenecek yarışmalar, adaptasyon projeleri ve kentsel düzenlemelerde
engellilerin yaşamı kolaylaştırılacak, hayata katılanları arttırılacaktır. 7. Kriz Kültürlü. Sesimiz noktada yürütülecek 8 kültür sanat projesiyle Balıkesirlilerin yaşam kalitesi arttırılacak, kültür merkezleri, amfitiyatrolar, etüt merkezleri, her yaştan halk hepsine götürerek beklentilere cevap verecek, konserler, fuarlar ve sosyal etkinliklerle kent yaşamı renklendirilecektir. 8. Kriz Sağlıklı. 49 noktada gerçekleştirilecek 3 sağlıklı yaşam projesiyle kolay erişilebilir spor kompleksleri ve sen sahaları tesis edilecek, Balıkesir'de sağlıklı yaşam hüküm sürecek. Her ilçede tesis edilecek modern spor kompleksleri içinde yüzme havuzları, fitness salonları, basketbol, voleybol ve handbol sahalarıyla donatılacak. 9. Kriz Yeşil. Yeşil ve mavinin mükemmel oluşmasına sahne olan Balıkesir'in 9 noktasında uygulanacak 4 projeyle botanik parklar, kent ormanları ve mesire alanları tesis edilerek daha yeşil bir Balıkesir'e bekletilir. Yeşil projelerinin ilki 6 yıl ilçesi sınırlarında gerçekleştirilecek Çayderesi ıslahı ve çevre düzenlemesi projesidir. 250 bin metrekare alan üzerinde mevcut sebze haliyle içine alacak proje, dere boyundaki metro yapıları da dönüştürecektir. Farklı fonksiyonları içinde barındırarak 24 saat yaşaması hedeflenen parkta yürüyüş ve bisiklet yolları, göl park, eğlence dünyası, kafeler, kule restoran, aqua park ve kültür merkezi yer alacak. Yoğun kullanılacak su öğeleri arasında tesis edilecek para parklar ve termal parklarla alanın sürekli canlı kalması sağlanacaktır. 10. Kriz Teknolojik. Teknolojinin büyük şehir hizmetlerinde etkin kullanımı, 3 farklı proje onlarca katmanıyla 60 noktada uygulanacak. Böylelikle akıllı ulaşım sistemlerinden e-belediyeciliğe birçok inovatif uygulama Balıkesir'de hayata geçirecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Elif Doğur. Evet değerli basın mensupları, stratejik eylem planımızla ilgili bir sunum yaptık size. Tabii 30 Mart'tan sonra Balıkesir büyük şehir oldu, büyük şehir oldu. Biz büyük şehir olarak yalnız belki ilçe değil, 20 ilçeyi kucaklayarak Balıkesir'in bütün zenginliklerini ortaya çıkararak bütün Balıkesir'i düşünüyoruz. Mesela ben geçen hafta Ayvalık'ı ziyaret ettim. Ayvalık'ta sarımsaklıya gittik. Oradaki otelcilerle bir görüşme. 100 otelci bir araya gelmiş. Efendim, onlarla bir toplantı yaptık. Sarımsaklı plajı 150 bin metrekare kumsal. Evet, fotoğrafta şöyle sağa sola şey yapsa da ben basın mensuplarımızı bir görsem bir olunca geldim. Evet, 100 otelci dedi ki, bakın Cenab-ı Allah böyle bir güzellik vermiş, 150 bin metrekare bir kumsal, tam Midilli Adası'nın karşısında ama burada bir düzen yok, kontrol yok, denetim yok. Kimin ne yaptığı, ne ettiği belli değil. Kimin gücü kime yetiyorsa, kimisi geliyor mısır satıyor, kimisi midye satıyor, kimisi şemsiye satıyor. Böyle bir karma karışık. Gelin buraya sahip çıkın. Burada bir düzen kurun ve buradaki kuralı siz belirleyin. Biz de onun üzerinden hemen faaliyete geçtik. Oraya ilgili proje hazırladık. İnsanların en iyi şekilde bu sahillerden istifade etmesi, yabancılara buraların açılmasıdır.
yol yapım bakım onarım Marina İkbal Şube Müdürlüğü. Bizim her işlerimiz merkez çekliği var. 6 Eylül Kalesi, Susurluk, Kepsut, İlhan'ın Savaş Sefe oraya bağlı. Diğeri Burhaniye'ye gönderen 50. birbirinde sanırım ve Dursun Bey'le de çeklikleri var. Her işlerine bağlı Aykoma ve Altyapı Koordinasyon Merkezi. Efendim işte 6 ile 17-12 arasında 712 olmuş. Efendim bunlardan ruhsat telefon geliyor, efendim nazi geliyor, internetle ilgili bütün yani altyapıyla olacak işler Aykome'nin yollarda yapılıyor. Bu işler karşılığında da her işlerimiz belli bir metratür üzerinden Aykome'den izin alıyor. Tahsil ediyoruz. Yapı işleri müdürlüğümüz camilerle ilgili, efendim, evleriyle ilgili yapmış olduğu yardımları görüyorsunuz. Merkezde, Erdek, Burhaniye, İrbindi ilçelerimizde. Yine eğitim kurumlarımızın bize, büyükşehirimize müracaatları oluyor. Onların da evlerimizde bir yanışta gören Maynas, efendim, diğer savaş ve merkez ilçelerinde yaptığımız işler, kırsal mahallelerimize yaptığımız malzeme yardımları var. Bu arada tabii Kurtdere mahallemizde bu sene hakikaten Kurtdere güreşleri bir kere Türkiye'de ve dünyada sesini duyurdu. Kayseri Belediye Başkanlığımızla birlikte bize büyükşehir olarak türbünleri yaptık. Odaların duşları vesaireyi Karşı Belediye'mizde düzenlemeyi yaptı ve Türkiye'de ses getirdi. İnşallah bundan sonra Kırklılarla yarışan bir Kurtdere güreşi olacağına ben inanıyorum. Tabii diğer yaptığımız onların işleri efendim ve bakın sahipsiz sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi. Her gittiğimiz yerde köpeklerden, sokak hayvanlarından şikayet var. Akçay'da da var, Ayvalık'ta da var, Balıkesir'de de var. Hangi ilçe ise Orman Bakanlığı'ndan 470 bin metrekare, 470 dönüm yer sahilsiz sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi bahsedildi ve burası için de Orman Bakanlığımız 1.850.000 lira yılda gönderdi. Proje ihalesine çıktı. Bu projede karantina bölgesi, açık bakım alan binası, işte ameliyathanesi vesairesi olacak ve burası hakikaten örnek bir örnek basit değil. Şu anda mevcut hayvan barınakları çünkü hayvanı ettikten sonra alanı serbest bırakmamız gerekiyor. Burada biz otel vazifesi göreceğiz. Çünkü bizim Körfez bölgemizde turistik yerlerde tatile gelenler cins köpekleri alıp geliyorlar bir erkenden bırakıp gidiyor. Eğer köpeği çok seviyorsa gelip bizim hayvan barınağımıza onun boynuna kasmasını takacağız. Bir dahaki yaz geldiğinde de kendisine İade ediyoruz. Al köpeğine baktık kardeşim. Şu kadar da otel parası vermiyor. Bu konuda da tabii bizim çevre daire başkanlığımız bir çalışma yapıyor. İhalesi de herhalde 9 Ocak'ta ihalesi var. 9 Ocak. 6 Ocak'ta. 6 Ocak'ta ihalesi var. Proje ihalesi. Tabii dün biliyorsunuz bu makine parkımızı aldığımız 3 liraydan 4 eskavatör, 2 mini eskavatör, 3 kazı yükleyici, 2-3 silindir. Onların tanıtımını yaptık. Çok geniş bir yol ağı var. 5000 kilometrenin
bakıyoruz. Ta eskiden yol, su, elektrik, GSE vardı köy yollarında. Sonra toprak su vardı. Ondan sonra toprak yol oldu. Daha sonra köy hizmetleri oldu, bunlar birleşti. Köy hizmetleri 2005 yılında özel idarelere devretti bütün görevini. Fakat maalesef yollarımız hala heyecan, şikayetler. Bu sefer biz büyükşehir olarak şu kararı aldık. Dedik ki bu yollarımızı biz altyapısını bir kere sağlam yapmamız lazım. Altyapı olmadan yapılacak bir asfalt çalışması, sıcak asfalt olsun, bir kaplama olsun. Bir iki senede yok olup gidiyor. Aynen öyle olmuş. Bu sefer temizlerimiz özel idareden bize gelen hem işleri, ekibi, efendim, gayretli yol yapmasını öğrendik. Bütün yollara baktık. Dedik ki ne lazım? Biz her yıl 800 ile 1000 kilometre yol yapmalıyız ki Balıkesir'in efendim, yollarını tamamlayalım. Dediler ki ihtiyacımız olan daha bu aldıklarımızın üçte biri. Daha bunun iki kat daha alacağız. Bulduğumuz araçları aldık. Yasada olan. Yasada diyor bulamıyorsun. Bulduğumuz araçları hemen aldık. Hatta bir hemşehrimiz satış müdürüyüm. Bir de torpil geçti. Başkalarını bir aldı. Bize verdi. Şu anda bütün ilçelerimizde fen işleri, yol ekibi gayretli bir şekilde çalışmakta. Evet, dün bunun açılışını yaptık. Yan tarafta da baskıyı aldığımız ilçelere, bir ilçeye göndereceğimiz efendim, araçlarımız görünüyor. Evet, şimdi proje çalışmalarımız, yolları yapacağız. Şimdi proje çalışmamız yine ilçemizde bir yol çalışmamız var. Bundan daha Ziyad Han Bey bin belediye başkanlığı döneminde romanların, roman vatandaşlarımızın oturduğu mahalle demişler ki bundan yol geçecek. Evet, size demişler şu parselde yer var. Aşağı yukarı 32 an. Fakat o günden bugüne oradan boşaltılmamış. Kimse de oraya ilgili yapmıyor. Şimdi biz dedik ki vatandaşlarımız topladık hepsini. Dedik ki kardeşim biz 6 Eylül belediyemizle beraber büyükşehir sizin her birinizin başını sokacağı bir sıcak yuvaya sizi kavuşturacağız. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladı. Hem yolumuzu biraz sonra göstereceğim açacağız. Hem de vatandaşlarımızla hiçbir ihtilaf olmadan onlarla gidip bu evlerde oturacağız. Evet, biraz önce söylemiştim, 5010 kilometre efendim bizim şeyde yol ağımızın olduğunu gösteriyor. Evet, sıcak asfalt, 6 Eylül Karabesur'da 46 kilometre sıcak asfalt yapmışız. Bu arada tabii bizim Plevne ile Gazi Osman Paşa mahallesi arasında açmış olduğumuz geçit ve orada yaptığımız
ilçelerde yol yapıldı. 2015 yılı yatırım programında da programımız 306 kilometre saatli kaplama yapılmasını hedefliyor. Bu makinaları daha seyirci makinalarından daha iyi. Bunun dışında da 500 kilometre yolu en az saatli kaplamaya hazırlayacağız. Altyapısını yapacağız. Altyapı yapmadan yaptığınız sıcak asfalt ve saatli kaplama maalesef biz 2 yıl içerisinde yok olup gidiyor. Bizim 2015 programımızda da ilçelerde yapacağımız yollar 32.815.440 lira. Bu tabi efendim ben bunun 32.800'de değil 50 milyonlara yaklaşacağını efendim tahmin ediyorum. Yaklaşacak. Evet, şimdi bu önemli bir yatırım. Burası emniyet kavşağı. Buranın projesini hazırlar. Emniyet kavşağında evet, şurası emniyet müdürlüğü, şoförler odası, burası Paşaoğlu Mahallesi, burası 3 katlı bir kavşak. Efendim, Galan'ın oğlu o tarafa gidiyor. Burada Adana'ya kadar gidecek olan yol. Efendim, burada sabahları bakıyorsunuz, Sıtkıyırcalı Caddesi'nden buraya trafik yığılıyor. Aynı şekilde buradan, buradan geçecek, efendim işte yaylada tarafına dönen şu yolda buraya çift yol olacak. Buraya 3 katlı dalgı çıktığıyla üst geçimde orada da 3 katlı bir köprülü kavşağın projesi hazır. Evet. Bunu inşallah 2015'in Şubat Mart aylarında uygulamaya başlayacağız. Bu yol devam ediyor. Bu şurası toplanca buradan devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu alanda o Roman vatandaşlarımızın evleri. Evlerin şu andaki halini de görüyorsunuz. Bakın demek demek evler. Bunları taşıyoruz biz. Bu 3949 adaya taşıyoruz. Yapacağımız o 32 hane ev orada olacak. Evlerin eşit gibi olacağı görünüyor. Evet. Şimdi devam ediyor bu yol. Devam ediyor. Evet. Bakın. 4800 metre. Emniyet kavşağından başlayacak. Geliş gidiş ayrımı. Biz istiyoruz ki Paşaoğlu Mahallesi ve Bandırma Caddesi etrafındaki efendim şehir hastanesine, adliyeye, üniversiteye gidecek olan trafik buradan çalışsın, buradan işlesin. Yani bu bizim için önemli çünkü bütün herkes Vasımcılar Caddesi'ne yüklenince, efendim istasyon meydanına yüklenince çok büyük trafik yoğunluğu oluyor. Bu yolu inşallah işte açmak istediğimiz yol budur. 4800 metre. Diğer bir yolda tabi Otel Vasfi Gençlik Merkezi'nin olduğu yerde de trafikler
maket yaptırdılar, bazı ölçümlemeler yapıyorlar. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Evet, dün yine bir etkinliğimiz, Zekai Kapıoğlu efendim, kardeşimizle beraber 6 Eylül Belediye Başkanımız, Balıkesir'de doğal gaz var, fakat hava kirliliği. Balıkesir'de doğal gazı kullanmıyor. Hala kömür kullanıyor. Maalesef uzun havalarda doğal gaz olan Balıkesir, Bandırma, Gönen, Susurluk hava kirliliği olduğunu yok. Bandırma da aynı şey. Bandırma da insanlar kullanıyor, kömür kullanıyor. Şimdi böyle bir hesap yaptım. Balıkesir'in belgesinde 35 bin ton kömür tüketildi. Bu kömürün %25'i ile 30'u kül. Bu külü ne yapıyor? Efendim çöp konteynerine atıyor. Onu ilçe belediyelerimiz toplatmak için para ödüyor. Tonunda 70-75 lira 80 lira para ödüyor. Onu alıyoruz. Büyükşehir'e teslim ediyor. Büyükşehir'de o külleri alıyoruz. Düzenli depolama için o da 15 lira bahsediyor. Attığımız külün içerisinde kükür var. Efendim ne oluyor? Havanın rutubeti, yağışlar vesaire sülfür gazına dönüşüyor. O konteynerler kısa zamanda altı deniyor. Yani ve hava kirliliği cabası, sağlığımızı yaptığı tehdit cabası. Ne yapalım? Dedim ki biz Balıkesir'de bir doğal gaz sobası yoksul ailelere başlatalım. Şimdi Balıkesir'de Karesi ilçemiz ve 6 Eylül ilçemiz 500 bin aileyi teşvik ediyor. Bunların hepsi yoksul aileler, muhtaç. Efendim bunların sobası temin ediliyor. Bu kampanyaya Büyükşehir, 6 Eylül, Karesi ve Balgaz'da katılıyor. Balgaz'da sen de katılacaksın. Peki dediler. Efendim evlerine sobaları bağlıyoruz. Efendim ocağına da gazı getiriyoruz. Dün bir olaya şahit olduk. Anne dua edin diyor ki sabah kalkıyorum, 3 çocuğum var. Onları okula hazırlayacağım. Önce gidiyorum, sobanın külünü boşaltıyorum. Kömürü dolduruyorum, sobayı yapıyorum. Çocuklar uyandığı zaman düşmez. Ondan sonra kahvaltı yapıyorum. Şimdi o kadar memnunum ki. İşte o zamanı görüyor. Diyor ki artık diyor soba yapma derdim yok. Kül kullanıyor. Evet. İsterseniz de şoför alıp kullansanız alın size. Hayatın standartı yükseldi. Hava kirliliği azaldı. İnşallah bunu 1000 halede gerçekleştireceğiz. Hepsi yoksul aile. Ondan sonra da kömür yapan lüks dairelere cezayı keseceğiz. Kusura bakmasın. Önce Bandırma Caddesi'ndeki apartmanlar en fazla kömürü o siteler, o lüks evler tüketiyor. Bakıyorum ben, bancasından site yapmıyor. Böyle yapmıyor. Siz halkın sağlığını tehdit edemezsiniz. Bak, daha sonra bu soba ile ilgili kampanyalar demiş. Şirketle konuşuyoruz. Bir soba ne kadar biliyor musunuz diye? 350 lira. Bir soba 350 lira. Kömür sobasından ucuz. Ama inşallah Balıkesir'le hemşehrilerimize temiz havası olan bir Balıkesir vaat ediyoruz. Bunu da gerçekleştirelim. Ama basın aracılığıyla da bütün Balıkesirlere sesleniyorum. Artık doğal gazı kullanın. Sağlığınızı düşünün. Evet. Hayvan barınağını biraz önce bahsetmiştim. Tabii hayvanlarımız için otomatik sulular vesaire onları da çevre daire başkanlığımız alıyor. Yine tıbbi atıklarla ilgili ihalemizi de yaptık. Düzenli depolama, yolculuk sızıntı suyu gönlük, sızıntı suyu arıtma tesisi, ambalaj atık, yere kazan tesisi, tıbbi atık, sterilizasyon tesisi, kompost tesisi, iki adet arıtma istasyonu bulunan efendim yine tıbbi atık, sterilizasyon tesisi, ambalaj atık, yere kazan tesislerimiz faaliyete geçti. Atık geri kazanma merkezi, orasını düzenli çalıştırıyoruz. Yine afyak, inşaat ve yıkıntı atığı ile
yerlerimizi tespit ettik. Bir diğer çevreyle ilgilendiğimiz konu deniz kirliliği. Deniz kirliliği önemli. Maalesef bir taraftan Bandırma limanında çok büyük bir deniz trafiği var. Ege'de aynı şekilde hem deniz trafiği var hem de bizim sahildeki ilçelerimizde akış su arıtma tesisleri maalesef boşlar. Dolayısıyla denizi kirletiyor. Şimdi bu araçlarla deniz kirliliği gemilerden atıp alma büyükşehir olarak bir gemi kiralıyoruz. Bandırma limanında gelen her gemiye büyükşehir zabıtası çıkacak. Diyecek ki nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Köprüyü kime verdin? Efendim sintire suyunu kime verdin? Efendim diğer lavabonun tuvaleti vesaire suyunu kime verdin? Çünkü bunların hepsi kayıt altında. Onları alacak, ona göre bedelini alıyorsunuz. 80 euro, 100 euro, en çok tarifesi var. Efendim. Ve biz artık denizlerimizin aynı şekilde bu sahillerde yatlar, gemiler, kotkalar vesaire neyse hepsine uygulayacağız. Kıyılarımızı da denizlerimizi kirletmemesi için denetimini yapacağız. Evet, toplu taşıma araçları. Evet, şimdi bakıyoruz ki bütün Balıkesir'de, Balıkesir merkezinde, Bandırma'da, Edremit Hangisinde, hangi olarak toplu taşıma yapılan yerlerde maalesef bizim toplu taşıma araçlarımız artık demode olmuş. Klimaları yok. Engellilere uyumlu değil. Efendim. Ve vatandaş huzurlu bir şekilde ağaca binmiyor. Şimdi Balıkesir Merkez'den başladık. İnşallah şu resimde gördüğünüz içinde kameraları olan klimaları efendim, insanların rahat seyahat edebileceği araçlara dönüştürecek bütün araçlarımız. Efendim, bu halk otobüslerini, diğer minibüsleri, kampüs adında minibüs var. Fakat onlar 14 kişi. İstiyoruz onlar daha büyük böyle araçlarda insanları taşısın. Bu şekilde bir çalışmamız var. Tabii bir de bu toplu taşımada ne sıkıntı var? Ne yapmışlar? Bir kere toplu taşımanın sağlıklı olması için nereye kaç kişi gidiyor? Hangi duraktan bindi? Nerede indi? Hangi saatte yoğunluk oldu? Bunu Büyükşehir'in bilmesi lazım. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın yolcu sirkülasyonu verirler. Fakat maalesef bu yolcu sirkülasyonu kartla gelmesi lazım. Mal kartla. Ama şimdi öyle değil. Kimisinin şoför oluyor bari. Yani kimin aldığı belli değil. Kaç kuruş aldığı belli değil. Şoförün cebinden gidiyor. Araç sahibinin cebinden gidiyor. Kaç kişi nerede bildi, nerede indi. Bir denetimsizlik gibi. Her yerde var. Biz istiyoruz ki bütün Balıkesir'deki ulaşım mal kartlı olsun. Validatörlü olsun. Biz ulaşım dairesinin merkezinden hangi otobüste kaç kişi gidiyor? Hangi duraktan kaç kişi gidiyor? Ne tarafa biz hangi sıklıkta araç koymamız lazım? Şimdi mahallelere gittiğimiz zaman Edremit'e gidiyoruz. Diyor ki ben diyor Kadıköy'den gideceğim diyor. Edremit'ten dolu geliyor diyor araç diyor. Bilemiyorum diyor. Evet. Ben nasıl gideceğim bilemediğini? Ve öyle sistemler var ki akıllı durak diyorlar. Yani akıllı durak bir klima koy bir de efendim Wi-Fi koy akıllı durak değil. Akıllı durak geldiği zaman bir engelli kartını gösteriyor. Otobüs gelen otobüsün haber oluyor. Engelli geliyor. Ona göre efendim engelliye kendine hazırlıyor. Akıllı durak böyle akıllı durak. Durakta kaç kişi bekliyor. Ne yapacak? Nasıl seyahat edecek? Evet. Bu otobüsleri inşallah yeniden bütün balı getirir. Yalnız Balıkesir merkezi değil. Şimdi tabii plan fiyatlarıyla efendim, bir yeni uygulamaya başlattık. Ne oldu? 2010'da 1.35'miş. 2011'de 1.5, 1.65. 2 lira tekmiş. Bal kartlı 1.80. Evet. Yok 1.60. 1.60'ın 1.60.
posta dağıcılığı, emniyet hizmetleri vesaire. Biz bu düzenlemeyi yaparken şuna dikkat edelim. Bir, vatandaş memnuniyeti. Vatandaş bir kere toplu taşıt araçlarından memnun olur. İki, bu işi yapan da memnun olur. Esnaf. Hem esnafı düşünüyoruz hem vatandaşı. Biz belediyeler bir şey beklediğimiz yok. Biz denetleyici ve düzenleyici olarak bunu yapıyoruz. Vatandaş memnun olsun, bu işi yapan da memnun olsun. Biz esnafla vatandaşın arasında efendim denetleyici ve düzenleyiciyiz. Balıkesir'de toplam 455 hat var. Görüyorsun, Bayburt'tan merkeze kadar. 455 hat var. Evet, yine bizim ulaşım dairemizin efendim bu trafik çizgileriyle ilgili 382 kilometre çizgi çizmiş. Efendim 343 trafik işaretiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar. Tabii bu işi yaparken esnere yapmıyoruz. Biz Balıkesir genelinde şehir içi mevcut trafik sorunlarının çözümü, trafik sirkülasyonunun sağlanması, kavşakların geometrik düzenlenmesi için Yalova Üniversitesi ile protokol yaptık. Bu Ağustos 2015'te tamamlanacak. Dersiniz neden Balıkesir'de yapmamış? Balıkesir Üniversitesi'nde ulaşım kürsüsü yok. Trafikle ilgilenen, evet, ulaşımla ilgilenen bir kürsü, bir hoca yok. Nerede varsa onu da yapıyorsun. Aynı şekilde toplu taşıma ana planını da yine Pamukkale Üniversitesi ile bu konuda bir çalışma yaptık. Evet, bu da bizim insan kaynaklarımızın şu anda belediyede çalışan sayısı 2.571. Evet, hizmet alanı 2.1.292, işçi 594, memur 685. Evet, kırsal daire başkanlığımız tabii mezbahalarla ilgili, evet, bizim meyve sebze halimizle ilgili Balıkesir'de 14 adet faal mezbaha bulunmakta. Bu mezbahaların 9 adet Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Evet, tabii mezbahalarımız bekleyen bir tehlike var. Efendim, birçoğu 31.12.2014'te kapandı. Şartları yerine getirmediğinde. Hep bunu Tarım Bakanlığı 2 yıldır uzatıyor. Herkes, herkes sizin sayfaları, kaçak bir geçiniz, şu oldu. Ya kardeşim, bir yıl size müsaade ediyorum. Mezbahanızı, efendim, hijyenine bakın, soğuk odasını yapın, hayvanlarınızı ona göre kesin. Ama yerine getirmiyor. Böyle bir, efendim, tehlikeyle mezbahalarımız karşı karşıya. Tabii bizim kırsal daire başkanlığımız bu yıl zeytin ve zeytin sineğiyle mücadeleyi gerçekleştirdi. Biz 822 bin dekar falanda Ege ve Marmara'da zeytin sineğiyle mücadele ettik ve burada başarılı olduk. Bakın biliyoruz Körfez'e, Körfez'e diyor ki teşekkür ediyorum heyetler halinde. Dedim ben olsun diyorum, teşekkür ediyorsunuz, gerçekten faydanız oldu. Dediler faydanız olmadı. En az 10 bin ton zeytinyağı. Hani bizde 25 bin ton, bu sene 10 bin ton. Ben zeytinyağını 5-6 liraya satacağım ama 9-10 liraya satacağım. Gerçi şimdi 10 bin liraya vermiyorlar da. En az benim 3-4 lira takım. 3 lira olsa 30 milyon. Biz Büyükşehir olarak 3 milyon harcadık. Türkiye ekonomisi çiftçi 30 milyon kazandı. Lira 10. O zaman biz bu işe devam edelim. Ekonomiye kalktı, çiftçiye kalktı. Ayvalık'taki, Edremit'teki yağhanelerin çıkarttığı yağ bir asit. Biliyorsunuz Besile'ye Çanakkale sınırı 3-5 asit oldu. Biliyorsunuz Dikil tarafında yine onların yağları, asitleri yüksek. Evet, bu uygulamaya da tabii devam edeceğiz. O ilk uçuşu başlattığımızdaki görüntü. Yine kırsal daire başkanlığımızın projeleri var. İnşallah bu projeleri Balıkesir'de arı yetiştiricisi birbirine kayıtlı 1580 arı yetiştiricisi var.
Efendim bunlar bal bal üretiyor. 2.582 ton bal üretmekte. Neticede biz bu arıcılık faaliyetlerine destek vereceğiz ve amaç arı üretmek. Yine bizim yapacağımız demonstrasyon merkezi kuracağız. Bu haliyle 120 dönüm bir alanımız var. Burada biz örnek çiftçilik yapacağız. Efendim, çiftçilerimize burada nasıl bir üretim yapmaları gerekiyor, nasıl para kazanır, bununla ilgili de yardımcı olmaya çalışacağız. Çay derisini biraz önce işte hal, meyve sebze halinin oradan kaldırıyoruz. Çay derisininle ilgili proje ihalesi yapıldı, bir firma aldı. Proje çizilmeye başladı. İnşallah proje neticelensin. Biz çay derisine Mart ayında başlar. Nisan ayında başlar. Orayı inşallah güzel bir işte hani olduğu yer. Evet bir güzel rekreasyon alanı burada meydana getireceğiz. Tabii 6 Eylül Belediye'mizle beraber bu 6 Eylül Belediye'mizdeki projesi hazırlandı. Şu anda 6 Eylül Bahçeli Evler mahallesinde yapılacak olan efendim alanı görüyorsunuz. Tabii bu ne hale gelecek? Bu şekilde yürüyüş yolları 1260 metre, bisiklet yolu, kafeteryası, çocuk trafik parkı, kondisyon aletlerinin olduğu efendim güzel bir park haline gelecek. Bunu da hemen yılbaşından sonra 6 Eylül Belediye'miz imalatına başlıyor. Kısa zamanda herhalde 2 ay içerisinde tamamlanır. Bu da Karesi ilçemizdeki alan. Bu da Kuvayiliye Mahallesi'nde. Yine burada da efendim kaykay pisti, buz paneli, kafe, çocuk oyun alanlarının olacağı Kuvayiliye Mahallesi'nde de böyle bir alanı Karesi Belediye'mizin başından sonra projesi hazır, hemen başlıyor. Fabrikasyonlar, Kuvayi Yürge, Menderes, Adnan Menderes Mahallesi bu alanlarda istifade edecek. Tabii kent estetiği daire başkanlığımızla efendim çalışmalarına devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir taraftan ağaç yapıyoruz, çimlendiriyoruz, budamaları yapıyoruz, oyun grupları, efendim, fitness alanları, bunları efendim her şehir merkezinde, her kırsalda, Ayşe Başı, Kavak, Dursun Bey, İbrindi. Bunlar tabii daha edeceğiz. Bu çocuk parklarını yapma. Baldır ve Erikli de yapmışız. Efendim, Dursun Bey, Denize Mahallesi, neyse. Alan düzenlemeleri. Bu Bocce. Bocce Parkı galiba değil mi? Sanatlar Derneği'nin önündeki bir açılışını yapmıştık. Efendim, bu da Balya Belediyesi'nde banklarını yeşil alanlarıyla parkları düzenlemelerinde efendim Altınoluk Limanı'ndaki düzenlemeyi de Büyükşehir Belediyesi'nde efendim Diganç yolunun üzerindeki yaptığımız çalışmalar yeni düzenlemesi efendim Kurtdere, Zavuz Paşa Meydanı, efendim. Bu alt geçit, oradaki düzenlemeleri de tabii kent estetiği daire başkanımız gerçekleşti. Bu şeyleri, ağaçları çökme makinasıyla alıp başka yere düşüyor. Bu çaylara düzenleyeceğimiz yer, yere tabii 30 metre genişliğinde 2200 metre uzunluğunda bir alan oldu. Oradaki ağaçlar tam dedik şimdi biz Şubat, Mart ayında başladığımız zaman sökemeyiz. Şimdiden onları ağaç sökme makinamızla aldık. Diğer yerlere biliyoruz ki ağaçlara yeşile zarar vermeyelim, koruyalım. Evet. Tabii milletin talebi üzerine yaptığımız efendim,
toplum yararına program çalışmaları Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle 15 Ekim 15 Haziran arası 250 kişi istihdam ediyoruz. O istihdam ettiklerimiz işte park bahçelerde çalışmalarına devam ediyor. Evet, engelli vatandaşlarımıza bugüne kadar 30 Mart'tan bugüne kadar 70 at yürü sandalye dağıtmış. Hangi engelli olursa hiç hayır demiyor. Engellilere pozitif ayrımcılık. Engelliler, çocuklar, kadınlar, eğitim aileleri ne ihtiyaçları varsa üzülüğün şeylerini karşılıyoruz. Evet, mahallede 130 futbol turnuvası. Bunu da ilk defa bu yıl başlattık. Bu turnuvayı hakikaten çok güzel geçti. Gençler sporla meşgul oldular. Bu tabii 1850 sporcu 185 takım 1282 müsabak oldu. Şimdi bu yıl 2015 yılında 20 ilçede 2000 takım 20.000 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Ve Balıkesir'in tek şampiyonu 20 ilçede yapacak. Biz tabii bütün formaları, eşofmanları vesaire daha sonra da görüyorsunuz şampiyon takım ödüllendirildi. Bisikletleri alındı. Karesi mi aldı bisikletleri? Hep beraber aldı değil mi? Beraber bisikleti aldı. Bu turnuvanın sonunda da tutanak eden güzel bir etkinlik oldu. Bunu itfaiyeye biz herhalde tam itfaiyeye daire başkanlığımız şube müdürlükleri vesaire. Evet. Bir şeyimiz daha vardı. Bu çay deresiyle ilgili. Biz onu şey yapalım. Bundan sonra Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından
diğer ilçelerimizde ve kırsaldaki mahallelerimiz bundan istifade edemiyor. Balıkesir Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi, atık su arıtma tesisi de Balıkesir'de 15 arıtma tesisi var. Tabii 944 bin kişinin atık suyunu arıtacak tesisler. Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 200 bin, Yavuz'un nüfusu 3 milyon. Bizim onun için ilçelerimize hem Edirne Körfezi'nde, Edirne, Ayvalık, Nurhaniye, Gömeş ve Bandırma, Gönen, buralara da bizim arıtma tesisi kurmamız gerekiyor. Bu da Balıkesir Merkez Atık Su Arıtma Tesisi. Tabii bir çalışma yapıyoruz şimdi. Bu Merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur çıkıyor. Suyu arıttığımız zaman her gün 20 ton arıtma çamur. Şimdi bu arıtma çamurunda enerji var. Aynı nasıl hayvansal atıklarda biyogaz elde ediyorsunuz, enerji elde ediyorsanız çamurdan da öyle. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Bu atık su arıtma tesisimize bir buradan 10 dönüm bir alan ayıracağız. Bir taraftan Halalca'dan oradaki yakın damlardan günce alacağımız 20-25 ton hayvansal atık. Yine atık sudan çıkan 20 ton atık su çamuruyla beraber biyogaz elde edip elektrik elde edeceğiz biyogazdan. Bu neden sıcak suda çıkıyor? O sıcak sudan da seradan istifade ediyor. Yani bizim düşüncemiz böyle 2000-3000 hayvanın olduğu yerde mutlaka biyogaz tesisi kurmak, elektrik enerjisi ve sıcak suyla da serayı işletmek, oradan da köylüler, çiftçiler kışın bile domates üretsin, salatalık üretsin, sebze meyve üretsin ve ondan da istifade etsin. Yani hem çevreyi temizliyorsunuz, atıkları atmıyorsunuz, elektrik elde ediyorsunuz, bir de sıcak suyunlarda serada istifade edebiliyorsunuz. Yapımı devam eden atık su arıtma tesisleri Marmara Saraylar Mahallesi'nde, Dursun Bey'de ve İzmir'de Büyükdelice mahallemizde 3 arıtma tesisi şu anda yapılıyor. Gelelim arsenik meselesine. Arsenik dedik ki biz Vaski Genel Kurulu'nda biz vatandaşımızın sağlığını düşünüyoruz. Balıkesir'de arsenik ihtiva eden sular var. Bunları vatandaş arsenikli su kullanmasın diye arıtma tesisi aldık. 7 mahallemiz. Hayır, 6 Eylül Bozen mahallesi. Nüfus 144. Bir yıl sizin beğendiğinden 1440 kişi. İlyas'ta 761. Salmanlı 424. Savaştepe Söğütçü 292. Meclisiye 164. İrimli Yağlılar 865. Bunları aldık ki vatandaşlar arsenikli arsenik değeri en yüksek olanlardan başladık. Aşağı doğru gidiyoruz. Şimdi bunların İnşaatı da devam ediyor. Bakın ihale ettik bu 2 milyon lira. Arzını verdik. Tesisleri kuracak. Buradaki mahalleler bu yıl tekrar yapacak bir 10-15 mahalle. Biz dedik ki biz vatandaşın sağlığına önem veriyoruz. Ama birileri bunu yanlış anlamadı da biraz da paralel medyanın yazılı ve görsel basını bu devamı haber yaptı. Hem yabancı gazetede hem yerli gazetesinde. Balıkesir buna işte arsenikli suyu içiyor, belediye başkanı zehirliyor diye kasıtlı haber yaptılar. Bunu da protest ediyor. Bu da yanlış. Gazetecilikte mutlaka doğru haber vermek lazım. Biz yaptığımız bir icraatı anlatıyoruz. Müsbet, olumlu bir icraatı anlatıyoruz. O da diyor ki hayır diyor, bak arsenikli. Ama tutmadı. Gündem olmadı. Çünkü haber çarptırıldı. Evet. Bu arada tabii Baski ile ilgili yönetmenliklerimizi çıkar.
tanıştım. Merkez Bahçesi Belediyesi ne Ayşe Bacı'ya, ne Çayırhisar'a, ne Ovaköy'e, ne Halatay'a karşı. Herkes suyunu kendi suyundan çıkıyor. Şimdi biz baskı olarak Çayırhisar'a ikisi tepelerden gelen suyu bağladık. Ayşe Bacı'ya bağladık. Ayköy'e bağladık. Bozer'e bağladık. Ovaköy'e bağladık. Halatay'a. Yani şu anda sırada bekleyen bizim bağlantısını yaptığımız 6 Eylül ilçemizde ona yakın kırsal mahalle var mı alıyoruz? Ve biz tabii 30 Mart'ta seçildikten sonra işlerin yürümesi açısından su ve kanalizasyon işlerini 30 Eylül tarihine kadar ilçe belediyelerine var. Aldı verdik sen su tahsilatını yap, arızalara bak, efendim, boru patlarsa yap, senin de biz doğru mahsulları yap. Tahsilatın ne kadar, işçilik ne ödedik vesaire yapacağız diye. Bu aktarımlar şu anda tamamlandı. Yani bütün Balıkesir'de, efendim, Akçay'da su şebekesi yok. Su şebekesi olmadığı için, efendim, orada yalnız atık su bedeli alınıyor. Onun dışında bütün şeyler, tabii bu işler yapılırken bu aktarma işleri böyle kolay olan bir iş değil. Çünkü bütün şeylerin, efendim, beldelerin, ilçelerin yazılım firmaları farklı. Bizim baskı olarak da yazılım firmamız var. Mesela gidiyor Erdek'te A firması var. Biz B firmasıyla çalışıyoruz ya. Firmalarımız var, bir kısmı var. Bilgiyi vermiyor. Eksik bilgi veriyor. Sizi yanılıyor. Bakın, bir Ekim'den beri uğraşıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık, 3 ayda bilgileri alacağım. Anca bilgileri alacağım. Onun için bazı okumada aksaklıklar oluyor. Yani tahsilatta aksaklıklar oluyor. Anca yeni aldıklar. Daha dün geldiler dediler ki, tamam şimdi dediler, bütün aktarımlar tamamlandı. Fakat 1890 kırsal mahallemizde dağları yok. Sıfır. Bizim şu anda 400 bu nedir? Baskiyen bir içme suyu kanalizasyon çalışmaları. Tabii bu arada Baskiyen'in yaptığı kanalizasyon ise arıza 18.510 kanalizasyon arızası, pompa arızası vesaire bunları da baskı yapmaya devam ediyor. 6 Eylül ve Mersin ilçelerinde yapılan çalışmalar. Ha, biraz önce söylediğim Çayırhisar, Akçakaya, Ayşe Bacı, Üçpınar. Evet, 4 saat. Bunlar da efendim, su şebekesine bağlanacak. Bunlar verildi mi? Bunlar verildi. Bunlar da biliyorsunuz. Halalca, Ovaköy, Yakupköy, Küçük Bostancı, Pamukçu, Akköy. Yalnız ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi onlar daha önce kuyudan çekip pompayla basıyorlardı, basınç düşüktü. Şimdi ikizde tepelerden ana hattan aldığımız suyun basıncı fazla. Bir veriyorsunuz Çayırhisar'a, atıp atıp tesisat dökülüyor. Yani taşımıyor tesisat. Hadi onların arızasına gidiyoruz. Ama biz yalnız Balıkesir değil. Yani Susurlu'nda da, Bandırmasında da, nerede su varsa, çünkü suların sorumluluğu yetkisi bize, hemen altına bağlıdır. Yoksa bir köy, öbür köye su vermiyor ona. Kaplı su kaplaları var. Kim öyle değil. Ben fazla ise alacağım o suyu öbür köyde de. Yani susuz köyümüzü inşallah bırakmayacağız. Biz bu arada tabii sulama ve hayvan etme görevleriyle ilgili de efendim, orman su işleri bakanlığımızla Veysel Erol dedi ki bizim bu görevleri verin, siz dedi baskı olarak çalıştın. Şu anda Süleler görevli Dursun Bey, Havran Ovası Sulama, Yaylabay'ın görevini Büyükşehir olarak aldı. Bundan sonra da köy hizmetlerinden bize geçen görevler var. Yine devlet su işlerinden alacağımız görevler var. Bunlar eski görevler, sulamaları, mesela Sarı Bey'de, Savaş Bey. Eski sistem açık kanal sulama. Açık kanal sulama oldu.
Su kaybı olmayacak, daha fazla alan sulanacak. Bununla da ilgili çalışmayı başlattık. Şimdi derseyle birlikte bizim BASKİ'miz orada bir çalışma yapıyor. Bütün bu göletleri, barajları, heyecanlarımın hepsini vereyim sana. Biz de ver kardeşim. Ve biz çalıştıralım. İş olmazsa içme suyu veririz. Efendim sulama suyu, tarımsal su verip bunları vatandaşın hizmetine sularız. Evet, bunlar abone bilgileri. Şu anda bakın 485.551 abone var. Bu aboneler baskıya geçti. Kırsaldaki 890 köyden biz en az 80 ile 90 bin arasında abone bekliyoruz. Daha kırsaldaki mahallelerin bütün efendim, enerji pahalarını her ay 2-2,5 milyon lira. 1 milyon baskı ödüyor. 5 kuruş para tahsil atıyor. Daha 30 Mart'tan beri yok. Ne zaman abone kaydedeceğiz? Okumaya başlayacağız. Öyle alacağız parayı. Şimdi tabii atık su bedeli alınan yerler. Şimdi biz tabii su fiyatlarında da değişiklik yaptık. Efendim. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa tek su fiyatı. Orhan Gazi'de de su fiyatı aynı, Bursa'da da aynı. İstanbul'da, Kartal'da, Pendik'te de aynı, Nişantaşı'nda da aynı. Evin önünde de, Fatih'te de, Avcılar'da da aynı var. Kavalıkesir'de, Baski, öyle bir. Şimdi 20 ilçe var, 34 bende var. Ne yaptı? 54. Altınoluk'ta sahilin su fiyatı farklı. Köyün merkezinin farkı. Evet, Güren'in merkez köyün su fiyatı farklı. Sahilin sağ tarafı farklı, sol tarafı farklı. Zeytinlisi farklı. Yani aynı olduğunda 80 çeşit fiyat var. Ne yapalım? Dedi ki bir kere 30 Mart tarihinde uygulama neyse aynısını verip değiştirmeyin. Yalnız atık su arıtma olan daha önce atık su bedeli almaya karar vermiş olan yerlerin, ilçelerin atık su bedelini alın. Ondan sonra tepe, tüfe kadar da fiyatı arttırın. Pardon. Susurluk kuyu suyunda 0,25 kuruş alıyormuş. Evet. Kaç kuruş? 25 kuruş. Konutlara iş yeri 45 kuruş. Savaştepe 29, 27, 30. Ayvalık %40'ını alıyormuş. Küçükköy yazlıklarda %100, kışlıkta %50. Altınova yazlık %100, kışlık %50. Ocaklar, bu Erdem Ocak %50. Göbek, Salur, Edremit, Zeytinlik, Kadıköy, Akçay, Altınova, Binara görüyorsunuz. Bunlar aynı yanları bağlı. Evet, mevcut kadar oynuyorlar. Şimdi Balıkesir merkezde yok. 10 tona kadar 1 lira diyor. 10 tonla 20 ton arası 1,5 lira, 20 tonla 30 lira arası 2 lira. 30 tonla yukarı kullanırsan 2,5 lira. Mesela Bandırma'da uygulama bu şekilde. O 20-30 üstü. Bir de ne oldu şimdi? Bir de biz herkes siyaset ediyor, seçime girecek. Ocak, Şubat, Mart ayında toplamalar düşük yapmış. Adam 28 metreyi kullanıyorsa 8 yapmış. Şubat'ta da 8. Tabii şimdi kullanmış, ne olmuş, 20-20 büyütmüş, kademeye de gidiyor da su fiyatı. Biz de tutmuşuz, okumamışlar, okumuşlar vesaire. Bir okuyorsun adamın, 80 metrelik su kullanmış. 10 metrelik birinci kademeye geçti, 22. kademeye geçti, 33. kademeye geçti. Birdenbire o korkutu yer. Şimdi bu da kademe alınıyorlar, Bandırma kademe alınıyorlar. Bir gün içi Edremit, Gönel, Manya, Sıldırgı, Susurluk. Gördüğünüz yerler, yazlık kışlık uygulaması olan yerler
0-48'den yapıyoruz. Kırsal mahalleler. Bak 0-62. Efendim, Besihane Ağır Sera. Bak 0-48. Yani Pamukçu'da, Şamlı'daki 0-48'den metrekübünü ödüyoruz. Efendim, Besihanesi varsa, Ağır varsa, Serası varsa, Pamukçu'da metrekübü. Burada biz Pamukçu, Pamukçu'daki fiyatlarda 1 lira, 0.76, efendim, ikinci bu, iş yeri 1 lira. Görüyorsunuz, okul 76, Park Bahçe 48, İnşaat Şantiye 5 tane 0.48. Emi kuşlar artık metre gibi. Eğer hakikaten hayvancılık yapıyorsa, serancılık yapıyorsa. Aynı şekilde Koca Avşa, onun da bakın 5 tane avuç serası varsa 0.48. Normal konusu 0.82. Bu şekilde 30 Mart'taki uygulamaları neyse o zamanki belediye meclislerinin almış olduğu kararları aynen uyguluyoruz. Ayvalık. Bakın Ayvalık'ta kaç lira? 4 lira. Gördünüz mü efendim? Çünkü orada atık su bedeli alınıyor. KDV'si çevrede 4 lira. Efendim? İş yeri, oteller 8 lira 37 kuruş. Otellerin ki metrekübü. Evet. Görüyorsun Ayvalık'ta fiyat bu. Çünkü onun zaten yüksek bir fiyatı. Kaç lira? 1 Ocak 2014 dedi. Fiyatı 2.53. Altın sürmeden vesaire eklediğiniz zaman 4 liraya çıkıyor fiyat. Altınova. Altınova ne uyguluyorsa biz tepe kadar arttırdık. Efendim, ona göre bir fiyat yaptık. Burada bütün efendim, Bandırma. Heh, Bandırma'ya varalım. Bandırma da çok itiraz ediyordu. 3.23 efendim 3.56 olmuş. KDV'si 0.28 çevre temizlik 0.4 0.9. Bandırma'nın suyu 55 kilometreden geliyor. Göl ambalajından gelen su 140 metreye pompalandıktan sonra Bandırma'ya geliyor. Maliyet yüksek eskiden mi? Yani bizim yaptığımız bir şey değil. Edincik 2.58. Aksa'da, Burhaniye, Elitköy, Diyanış, bütün şeylerin listeleri mevcut. Efendim, görüyorsunuz ne kadar çeşit su fiyatı var ama 4 yıl içerisinde biz bu su fiyatlarını tek fiyat yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Büyükşehir o kadar zorlukları var ki biz beldelerden işçi aldık, ilçelerden aldık itfaiyesinden. Şimdi Altınolu Belediyesi bir toplu sözleşme yapmış, çok farklı. Elitköy yapmış, daha farklı. Ya biz 50 çeşit bordro yapıyoruz. Pek bir bordro yok. Çünkü her aldığı elmanın toplu sözleşmesi var. Demiş ki bir tanesi, her yıl 500 kilo zeytin olduğunu verin. Şimdi ben 30 kişide zeytin olduğunu alıyorum. Alıyoruz zeytin olduğunu, ne kadar adamı var. 50 çeşit bir şey yapıyoruz ya. Yani şimdi biz bunu toparlamaya çalışıyoruz bu iş.
borçlar var, hazine borçları var, Muhammed'e belediyesinin. Bak 102 trilyonluk, efendim 102 trilyondan 16 trilyon ödedik. Torba yasa dolayısıyla efendim yapılandırmaya girdi. Şu anda 75 trilyon. Bandırmanın. Bu ne zamandan geliyor? İşte o 55 kilometreden gelen 140 metreye basılıp memnunası var ya, o dövize endeksli hazine garantili bir borç. Bu borcu hiç ödememiş. Yapılandırmış ödememiş, faizli ödememiş. Biz de patladı. Ben de diyorum hazine, ya şimdiye kadar ithal bunu almamışsınız. Büyük bir şey bu. Her ay kesiyorsunuz parayı ya. Ödeyecek mi onu? Ama ödüyoruz. Bakın biz hiç şimdiye kadar enkaz edemiyatı yapmadık. Efendim şu kadar borç var, battık, mahvolduk. Bak enkaz edemiyatı yapmıyoruz. Borçtan da korkmuyoruz. Borçlanacağız. Borcumuzu ödeyeceğiz. Efendim ve yatırım yapacağız. Aracımızı gerektiğimiz zaman yolumuzu yapacağız. Rekreasyon alanlarını yapacağız. Yeşil alanları yapacağız. Park bahçeleri, avukatları hepsini yapacağız. Bunları var ediyoruz. Pardon bulacağız yapacağız. Bari bu işe girdik. Ne icap ediyorsa onu yapacağız. Enkaz. Ve en son kızdım bandırmada işte şuradır bunu. Ya kardeşim ya ayıp dedin ya biz diyor muyuz bandırmadan şu kadar borç geldi? Ne diyorsun öyle bir şey? Tamam. Önemli bir şey değil. Madem kanun bize yüklemiş bunu. Biz de bunu öderiz. Yaparız ya. Peki en kadar yapamıyoruz. 450 trilyon borç var. Ödeyeceğiz. Ama bir taraftan da insanlarımıza sağlıklı su içirmek için, su olmayan yere su götürmek için, tarımsızlıklar, tarımsal sulamalarla ilgili ne icap ediyorsa yapacağız. Şimdi tabii Balıkesir'de biz iki merkez ilçe belediyemiz var. Bakın Balıkesir 30 Mart'tan sonra bütün efendim belediyeler, merkez ilçe belediyelerimiz ve iki başkan da burada, ikisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Hakikaten hemen şeyden sonra güzel bir Ramazan yaşar. Güzel bir Ramazan yaşar. Ondan sonra yapılan sosyal etkinlikler, konferanslar, efendim, şu soba projesi, yeni yapacağı yeşil alanlar, parklarla ilgili işler, işte efendim kurtlara güreşleriyle ilgili derler, yapılan icraatlar, işler. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı,
baskı, mağdur mallardan farklı olmayan tutarı aldık. Evet. Bizim atık tesisimiz olmamasına rağmen siz bizim vatandaşlarımızdan dediniz. Bir defaya mahsus aldık. Bir kere mahsus olmak evet. üzere atık su bedeli aldınız. Evet. Bunu ilçe örgütünüz geri ödeneceğini söyledi. Bir kısmı mahsuslaştığını söyledi. Ama net bir şey bandırmadı. Net söylüyorum. Bunu sizin ağzınıza söyleyebilir miyiz? Net söylüyorum kardeşim. Geri ödemiyoruz. Tamam, o gitti. Su için olacak. Yok. Geri ödemiyor. Açık net. Çünkü öyle bir şey yapma işi yok. Daha önce de olmuş bu bandırma. Daha önce de Sedat Bey almış. Geri ödemedi. Geri ödemiyor. Mahsul işlem olmadığı için ödemiyor. Yok. Başka. Evet. Buyurun. Toplu taşımacılık da bandırma. Bizde bir ulaşma şey var. Daha önce yüz araç bir iadeyle 500 lira denildi. Ulaşım aşe yeni yerde çıktı. Yeni mahallelere gittik. Şimdi efendim, ulaşım aşe bize değil. Evet. Diyoruz ki bir, otobüslerin yenileyeceksin. Tamam mı? Validatör takacaksın. Bizim kontrolümüzde olacak. Senin bir sana bir yeni atları da veririz. Biz belediye olarak otobüs çalıştırma taraftarı değiliz. Değil. Diyoruz ki esnaf işi yapsın. Şu anda onu söylemek istiyorum. Köy mahalleleri alınıyor, minibüsler çalışmıyor. Çok zor durumdalar. Minibüslandırma imkanı yok. Yani anlaşmaya tuttu, oralara hakkı olması. Köylüler... Anlaşacağız da biz hem otobüslerin kalitesini iyileştirmek istiyoruz. Hem denetimli yapmak istiyoruz bunları. Onun için bunlarla ilgili onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Hem geliyorlar. Evdinci kaptığını istiyorlar. Diyorlar ki siz diyorlar belediyenin otobüslerini çekin edinci kalktığından biz çalışalım buraya. Ama çalışırız diyor. Şimdi onlarla sorun yılbaşından sonra. Yani yılbaşından sonra tabii çözeceğiz. Yani bunlar çünkü bir de istediğimiz otobüs hazır değil. Balıkesir'de de istedik otobüsleri dediler ki Mart ayında teslim eder. Mesela. Onun için bir zaman alıyor bunlar ama böyle bir yıl içerisinde bunlar hepsi düzenlenecek. Evet, buyurun. Fransız gazetesinden Türkan Dağlı. Bu 1 bölü 100 bin... Aynı gazete? Fransız gazetesi. Ha, Fransız, evet. 1 bölü 100 bin planlarla ilgili Büyükşehir olarak bandırmada herhangi bir açık oturum veya bilgilendirme yapmayı düşünüyor musunuz? 2023 vizyonunuzda nerede? Çünkü... Orada bak bandırmanın olduğu yer, bandırma etkisi arası sarıydı Ankara. Orası... Yok, toplantı yapmayı düşünüyorsunuz. Ha, toplantı mı? Şimdi bandırma bir birkaç toplantı yaptı. Önümüzdeki süreçte kent konseyiyle birkaç toplantı yapmayı planlıyor. Sivil gruplar, STK'lar toplantı yapıyorlar. İşte çevre anlamında nasıl gerçekleşeceğine dair sizin böyle bir projeniz var mı? Çünkü bugüne kadar Büyükşehir bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Yani toplantı anlamında yapmadı. Teşekkür ederim. Tabii toplantı yaparak bu işler çözülür. Bak 1 bölü 100 binlik Alıkesir ve Çanakkale 8 yıl önce ihale edildi. 8 yıl. Daha yeni 1 bölü 100 binliği açıkladı. Kemal Şehircilik Bakanı açıkladı. Dedi ki bir ay içinde istiraz edildi. Herkes itirazları yaptı. Daha hala kesinleşmedi. Bekliyoruz. 1 bölü 100 binliği. Bizim düşündüğümüz, biz de 30 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi olduk, değil mi? 8 yıllık mesele, efendim, çalışmalar yapılmış. Şimdi burada öngörülen Bandırma'nın sanayi bölgesi olması. Yani Bandırma'da aşağı yukarı 5000 hektar, 50.000 dönüm. Burası kimya ve metal sanayi. Zaten orada bu sanayiciler 5 yıldır, 6 yıldır arazi alıyor biliyorsunuz. Dönümü 150 bin liraya kadar çıktı. Efendim, köylüler araba bulamadı, traktör bulamadı alacak. Yağma gitti. Öyle mi? Arazi kaç var şimdi o bölgelerde? Ya bilmiyorsun ama 150-200 bin lira istiyorlar arazilere. Oraya çok büyük yatırımlar gelecek. Yani düşünürler oradaki istihdamın 350 bin kişi olacağı, 8 ile 10 milyar avro arasında bir yatırım yapılacak. Biz de bu yatırımı destekliyoruz.
Büyükşehir olarak. O yatırımcılar bize de geliyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Neden? Bandırma'da neden 350 bin kişi istihdam sağlayan, üretim yapan, ihracat yapan yeni bir liman kuruluyor? Yani bunlar zenginlik. Liman olursa efendim organize sanayi bölge olsa istihdam olacak. Bundan büyükşehir de istifade edecek. Bandırma Belediyesi de istifade edecek. İnsanlar ihracat olarak cari açık kapanacak. Ve Ege bölgesinde de bir böyle 100 binlikte ana tema turizm bölgesi. Yani biz Ege bölgesinde herhangi bir sanayi yatırımına müsaade ettik. Burası turizm açık olacak. Ekoturizm, dağ turizmi, yaz turizmi, kış turizmi, bununla ilgili. Şimdi bir böyle 100 binlikler işte çevre şehircilikle konuşuyoruz. İtirazlar oldu. 3000'e yakın itiraz olmuş. 3000'e yakın itiraz. Tabii şahısların itirazı var, belediyelerin itirazı var, herkesin itirazı var. Şimdi bunlar değerlendiriyor bunlar. Yani işte kısa zaman içinde gerçekleşsin ki biz de bu tarifaları alıp efendim biz de hali hazırlarını. Bir de Şehircilik Bakanlığı uçak uçurarak orta fotoğrafları aldı. Biz bunları alıp hali hazırlığı. Balıkesir'in hali hazırı yok. Hali hazırda ne var diyor. Onları yapacağız. Ondan sonra jeolojik etikler, efendim, jeofizik etikler. Çevre Bakanlığı'nda soruyoruz, yeni geldi daha. Balıkesir'de yapılacak jeolojik etüt 2200. Çünkü Balıkesir biliyorsun deprem bölgesi. 2200 jeolojik şey yapıyor, delik verecek 2200. Aşağı yukarı 5000 jeofizik yapılacak. Bunlar yapıldıktan sonra hali hazır başka çıkacak. 1/5000'i hazırlayacağız. Arkasından 1/1000'lik haritalar. Ondan sonra master plan. Yani plansız, programsız, mevzi imar planlarıyla işte çarpık yapılaşmayı görüyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Yani bizim hayalimizdeki Balıkesir 5 milyon nüfusu Balıkesir. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye başkanı olduğunda İstanbul'umuzu 5'ti. Oranın o zamanki daire başkanı işte Profesör İsmail Yalova Üniversitesi ondan hizmet alıyoruz. Biz dedi oturduk dedi ne olur İstanbul 10 milyon olur. Yani 30-40 sene sonra 10 milyon olur. Şimdi 18 milyon olur. Balıkesir'i TÜİK'e söylüyoruz. 2,5 milyon bir Balıkesir diye hesap ettik 35 sene sonra. Ama şimdi gelen İstanbul'dan gelen yol bak Ulaştırma Bakanlığı konuşmaya başladı. Çanakkale Köprüsü'yle, Çanakkale Balıkesir Otoyolu'nu, hızlı treni, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Bandırma'ya alacak olan, Bandırma'ya 1,5 milyon nüfuslu bir Bandırma düşünüyor. Ona göre yerleşim alanları lazım. Evet, onları yapacak mesken lazım. Yani bunlar hep doğru projelerle gerçekleşecek. Tabii ben Bandırma'da yaptığım toplantıda tabii 1/100 binlik üzerine çok fazla bir şey söylemedim ama Bandırma'nın bir sanayi bölgesi olacağını, liman şehri olacağını, ya Eskişehir'deki efendim un fabrikası buğdayını Bandırma'dan getiriyor. Veya işte diğer efendim ham maddesini ithalatını Bandırma'dan yapıyor. Polatlı Bandırma'dan getiriyor. Düşünebiliyor musun? Bir de öyle demir çelik endüstrisinin geldiğini muazzam bir durum. Muazzam bir durum. Yani onun için tutup da sırf tepki olsun diye toplantı ne çıkıyor o toplantılarda? Yani bir netice çıkıyor mu? Akra muhalefet. Efendim işte yaptığınız 100 binlik köy oluyor. Ya kardeşim ne diyorsun peki? Peki arsalarımızı satarken 100 bin liraya, 150-200 bin liraya hiç sesiniz çıkmıyor. Şimdi o arsalara biz efendim buraya sanayi istemiyoruz, çevreciyiz. Bilmiyor musun o araziyi alan adam, o araziye 150-200 bin liraya ne için verdi? Metal sanayi için verdi. Türkiye'nin en büyükleri. Türkiye'nin en büyükleri. Adam öyle keyif olsun diye o arazilere para vermedi. Onları satarken aman kardeşim benim bir pahalı al. Şimdi biz çevreciyiz. Ya ne çevreciyiz? Var mı öyle bir şey? Tedbirli olacak. Viyana'ya gittik.
Viyana'nın merkezinde çöp yapma fabrikası var. Merkezde. Orayı ziyaret edin. İşte Balıkesir'in çöpünü nasıl yaparız, ne yaparız? Oraya götürürler bizi. Merkezinde. Hiç faydasından bir geç. Hatırlayın bizim çimento fabrikasında çiftçiler, çimentonun şeyinden bizim mahsulümüz şey yok, tazminat alırlardı. Dava açarlardı bütün çiftçiler.